BRTV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında 17'si büyükşehir, 48 belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası demez dedi. Bütün hayatları yalan ve dalavereyle geçenler, siyasette ve mecliste çevirdikleri küçük numaralarla tabanlarını ve milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP'de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından rehin alınmıştır, esir alınmıştır. Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubat vari provokasyonlarda emin olun aynı oyunun bir parçasıdır. Hırsları boylarını aşanların ülkenin bekasını, milletin geleceğini içe sığarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar eski Türkiye'deki belki işe yarıyordu. Ama bunlara artık bizim de milletimizin karnı tok. İşte bunun için diyoruz ki 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakta kalmayacağız. Aynı zamanda Özgür Efendi'yi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün demini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Türkiye yüzyılının adımlarını da sıklaştıracağız. Evet, bizim 85 milyona sözümüz var. Şimdi burayı lütfen iyi takip edin. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz. Tek bayrak diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sarılacak, hilali mahzun ve yıldızı sönük bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacağız. Şimdi parlamentoda çıkmış birisi, neydi belirsiz, benim grup başkan vekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsiz ifadeler kullanıyor. Şunu bir defa ayıp, AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası demez. Hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. Ve ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. AK Parti aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'inde olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını açıkladı. Bu iller içinde Karabük'te yer aldı. Dün adaylığı netleşen Özkan Çetinkaya, bugün tanıtım toplantısında resmen ilan edildi. Toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, il başkanı Ferhat Salt ile gençlik ve kadın kolları başkanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Batı Karadeniz bölgesinden Bolu ve Zonguldak belediye başkan adaylarını da açıkladı. Bolu belediye başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Zonguldak belediye başkan adayı Ömer Selim Alan oldu. İl başkanımızı, İl Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekilimizi sahneye davet ediyoruz.
Bolu Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü. Bolu Muhammed Emin Demirkol. Arkasında kriz değil, iz bırakan belediyeciliğin adıdır AK Parti. Zonguldak Ömer Selim Alan belediye başkanımız, yola devam. Zonguldak belediye başkan adayımız Ömer Selim Alan, durmadan yılmadan aynı ilk günkü heyecanla yola devam diyoruz. CHP Karabük Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Yeniçe'nin Tır, Güney ve Hisar köylerini birbirine bağlayan ve yöre halkı için büyük çileye dönen bakımsız tüneli Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Akay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tünel yolunun fotoğrafını göstererek "Karabük'e reva gördüğünüz bu mu?" ifadeleriyle iktidara tepki gösterdi. Sayın Akay, sizin de bir söz talebiniz var sanırım. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkanım. Seçim bölgem Karabük'ün Yenice ilçesi, Tır, Güney ve Hisar köylerinin ulaşımını sağlayan tünel yolu kullanılmaz halde. Bu fotoğrafta Karabük'ümüze reva görülen yolların bir örneğini görüyorsunuz. Sizlere soruyorum. Bu yolun tam olarak neresine bakım yapılmış? Bu bakım çalışmasını denetleyen yok mu? Yöre sakinlerimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na soruyor. Sayın Bakan, bu harabe yolu ne zaman yapacaksınız diye. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na biz de çağrıda bulunuyoruz. Tır, Güney ve Hisar köylerimizin ulaşımını sağlayan güzergahtaki çukurdan ibaret göçmeye yüz tutmuş bu yola gerekli bakım çalışmalarını bir an önce yapın. Köylülerimizi bu çileden kurtarın. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevine Dursun Ali Yaşacan getirildi. Fabrikanın kamuya aydınlatma platformunda yayınlanan açıklamasında, yönetim kurulumuzca şirketimizde münhal durumda bulunan genel müdürlük görevine Sayın Doktor Dursun Ali Yaşacan'ın asaleten atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızı sunarız ifadesine yer verildi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili bugün düzenlediği basın toplantısında emeklilerin maaşlarının makul seviyelerde iyileştirilmesine kadar suyu ve toplu taşımayı bedava yaptıklarını söyledi. Neymiş efendim? 65 yaş üstü seçimlerden sonra bedava olan otobüs ücretleri kaldırılacakmış. Bugünkü işte mahalle gezilerimizde sık sık bu sorularla karşılaşmaya başladık ki biz bugüne kadar vermiş olduğumuz hiçbir sözü bugüne kadar istismar etmedik. Veyahut da yerine getiremediğimiz hiçbir söz olmadı. Biz bu otobüslerin gerçek alınış sebebi de 65 yaşlıların bedava bindirilmesiyle bedava onların seyahatini sağlamakla ilgili. Zaten öncelikle otobüslerin alınımı buna bağlı olarak aldık. Bundan sonra da devam edecek ki sizin aracılığınızla bu 65 yaş üstü olan arkadaşlarımıza bunu bir duyurmak istedim. Ayrıca şu anda Türkiye'deki emeklilerin şu andaki durumları o kadar iyi değil, iç açıcı değil. Yani bu tahmin ediyorum ki ilerleyen günlerde emeklilerin durumuyla ilgili hükümet farklı kararlar alıp iyileştirmeler yapacak. Biz de yani bu iyileştirmeler yapılana kadar Karabük Belediyesi olarak hesaplarımızı inceledik, hesaplarımızı değerlendirdik. Emeklilerimize iyileştirmeleri tamamlanana kadar su ücreti bedava olacak tüm emeklilere ve toplu taşıma da bedava olacak bütün emeklilere. Bunu da sizin aracınızdan duyurmak istedim. Şu anda mevcut işlerimiz çok düzgün gitmekte.
Şu anda Millet Bahçesi inşaatını biraz önce gezdik. İyi bir şekilde, hızlı bir şekilde gitmekte. Bambaşka bir konsept ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak gene TOKİ'ye vermiş olduğumuz arsadaki inşaatlarla devam etmekte. Yani bir blok hatta bitmek üzere yakında, diğerleri de devam edecek. Bir yıl içerisinde de bitebilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karabük'ün ilçelerindeki belediye başkan adayları belirlendi. MHP Genel Merkezi 31 Mart yerel seçimlerde Karabük'ün Yenice, Ovacık, Efrani ve Eskipazarı ilçelerindeki adaylarını belirledi. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı yeniden aday gösterilirken, Ovacık'ta Neslihan Kaya Karpuz, Efrani'de Hüsnü Akın ve Eskipazar'da Sırrı Şen aday olarak gösterildi. Safranbolu ilçe ve Yortan Belediye Başkan adaylarının ise önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor. Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'yu 2023'te yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. En iyi korunan 20 kent arasında bulunan Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan Safranbolu, her dönem yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçe, Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18. ila 20. yüzyıllarda inşa edilen estetik, geleneksel konaklara ev sahipliği yapıyor. Safranbolu, 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artışla 1 milyon 200 bin günübirlikçi ve konaklamalı yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Açık Hava Müzesi konumundaki ilçe, kültürel mirasıyla misafirlerini adeta tarih yolculuğuna çıkardı. Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı yaptığı konuşmada şunları söyledi. Safranbolu'muz son 4 yıl boyunca yaklaşık her yıl 200 bin civarında ziyaretçi sayısını artırmış bir şehir. Bu tabii ilçemiz adına, ilçemiz turizmcileri adına mutluluk verici. İlçemizde 47 konaklama tesisi ve yaklaşık 3000 yatak kapasiteli turizm işletmelerimiz mevcut. Buna baktığımızda turizm gelirlerinde de bir artış olduğunu söylemek mümkün. Tabii Safranbolu'muz sadece içerisinde yer alan 1946 adet tarihi tescilli taşınmaz kültürel varlığıyla da değil, aynı zamanda kanyonlarıyla da, doğasıyla da, dört mevsimi en güzel yaşayacağınız doğasıyla da harika bir turizm destinasyonu. Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan bu şehir, yabancıların da oldukça ilgi odağı haline dönüşmüş durumda. Ve biz geçen yıla da baktığımızda yabancı turist sayısında yaklaşık %250 artışı yakalamış durumdayız. Bu güzellikleri tabii dünyanın her bir tarafından buraya gelip ziyaretleriyle bu ilçeyi gezen, güzel anılarla ayrılan, baktığımızda ki sıralamada Çin, Tayland, Tayvan, Suudi Arabistan, Rusya, Almanya, Fransa, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri bu listenin ilk sıralarında. Tabii 108 ülkeden ziyaret edilen bu üstün evrensel değerlere haiz bu şehir bir Osmanlı şehri. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Gezici Başkanlık Ofisi uygulaması Kayabaşı Mahallesi ile devam etti. Başkan Vergili mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkanım hoş geldiniz. Biz Karabük'e vefa borcumuz olduk. Benim burada en eski tanımlardan birisi Adem. Biz bu memlekette varlığı gördük, zenginliği gördük. Ama hiç kimseyi birbirinden ayırmadık, biz de yer sofrasında. İnsanları da hiçbir zaman hakir görmedik. Sıkıntılar görmüyoruz. Evimize ekmek alamadığımız günler gördük. Çocuklara süt alamadığımız günler gördük. Sıkıntılar da çok çok görüyoruz. Şimdi dostlarım ben
2009 senesinden bu tarafa sizlerden topladığım her paraları, her kuruşunu size hizmet olarak çevirdiniz. Yani hemen hemen her yerde de eşit hizmet oldu. Mahalle yaşantısı şudur. Yolun olacak, suyun akacak. Bak yolun akacak, suyun akacak, rahat bir yaşam olacak, ulaşım olacak. Şimdi Karabük'te çok büyük işleri tamamladık. Bakın çok büyük projeleri tamamladık. Bundan sonra yapacaklarımız artık daha da fazla sizin refahınız daha rahat yaşamanız dediğim gibi Karabük'ün değerlerini sizin için kullandık, size çevirdik. Şimdi herkesin hesabı bu kadar zengin olan belediyede bir yerlerinden bir şeyler kopartmaya çalışıyorlar. Ve yalan üzerinde de siyaset yapmak. Neymiş efendim 65 yaş seçimden sonra kalkacakmış. Ben bunu bugün yapmadım ki. Kaç aydan beri 65 yaş bedava şimdi. Bundan sonra diye mesela biraz evvel bahsettim. Zarar da etmiyoruz Allah'a şükür. İşimiz rast gidiyor çünkü. Dediğim gibi dostlarım ben sizden önümüzdeki dönem için tekrardan destek de bekliyorum. Tabii bu sizin arzunuz, gönlünüz, beraber olmak nasıl isterseniz ama sizlerin desteğiniz, dualarınız gerçekten bizi memnun eder. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, başkanlığını Orhan Kayabaşı'nın yaptığı Safranbolu Engelliler Derneği üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Safranbolu Belediyesi tarafından Safranbolu Engelliler Derneği üyelerine yemek organizasyonu tertip edildi. Safranbolu Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen organizasyona Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Engelliler Derneği Başkanı Orhan Kayabaşı, dernek yönetim kurulu üyeleriyle yaklaşık 100 üye katıldı. Başkan Köse programa katılan tüm vatandaşlarla tek tek sohbet etti ve kendilerine hediye takdiminde bulundu. Geldiğimizden beri sadece Safran Belediye'nin yapmak zorunda olduğu rutin işler dışında bu toplumda yaşayan, Safranbolu kentinde yaşayan her vatandaşın yapamadığı, edemediği herhangi bir işine dokunacak, onların işlerini kolaylaştıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler de yapmaya çalışıyoruz. Yani belediyecilik sadece asfalt dökmek, çöpleri toplamak, su kanalizasyonla uğraşmak değil bize göre. Sosyal belediyecilik anlayışını bu bölgede nasıl olur onu göstermeye çalıştık. Hem kültürel sanatsal etkinliklerle hem sosyal etkinliklerle zenginleştirdik Safranbolu'yu. Ben öyle düşünüyorum. Bize ulaşan, derdini anlatan herkese derman olmaya çalıştık. Engelli vatandaşlarımızla ilgili de bir kentte herkesin aynı koşullarda yaşamaya hakkı olduğu mottosuyla yola çıkarak sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak adına öncelikle yaptığımız şey otobüslerimizi yenilemek oldu. Otobüslerimize şu anda engelli vatandaşlarımız kolaylıkla kendi başlarına inip binebiliyorlar. Sizlerin vakit geçirebileceği yakınlarınızla, engelli çocuğunuzla, gencinizle birlikte vakit geçirebileceğiniz Emek Mahallesi'nde engelsiz yaşam alanı oluşturduk. Bu alan yeterli mi? Değil elbette. Şu anda Mehmet Akif Ersoy Parkı kiradaydı. Oranın kira süresi bitti. O kiracımız çıktığı an o alanı da yine engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin hizmetine sunacağız. 15 Temmuz Mahallesi'ne yaptığımız basketbol sahasının etrafını da aynı Çankaya Parkı, Baba Sultan'daki park gibi kamelyalarla çok güzel bir oturma alanına dönüştürüyoruz. Spor alanları, çocuk parkı ve oturma alanlarıyla 15 Temmuz Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği, vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştüreceğiz. Yine sizlerin bizlere ulaştıracağı her türlü projeye, fikre de açığız. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bizim amacımız çünkü Safranbolu'da yaşayan herkesin bu kentte yaşamaktan mutlu olması. Kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz çok şeyleri aşmaya çalıştık. Sağ olsun hiçbir zaman başkanım randevu görmeden, telefon etmeden her zaman bizim şeyimize cevap verdi. Bundan sonra da cevap verecektir inşallah. Çok sağ olun. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospuyuk, Erdemir Sineması altında inşa ettikleri yeni sosyal tesisin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Başkan Pospuyuk, aynı zamanda okullar bölgesi olan bu yer özellikle gençlerin toplanma merkezi olacak dedi.
Burasını gençler için, her yaştan insanlar için ama özellikle gençlerin toplanma yeri olarak düşündük. Karadeniz Ereğli'de yaşayan gençler, arkadaşları, dışarıdan gelen misafirleri ve bütün halkımız çok güzel bir esere kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 300 metre kapalı alan, 150 metrekarede teras katıyla birlikte çok geniş bir piknik alanı, gezi alanı, yürüyüş alanı olarak kabul edebilirsiniz. Muhteşem bir lokal hizmeti getirdik gençler için. Son aşamaya geldi inşaatımız. Öyle zannediyorum ki ufak tefek mekanik ve elektrik işleri kaldı. İnşa işlemleri tamamen bitmiş vaziyette. Gençler için Ereğli'ye kazandırdığımız çok önemli bir eser olarak bakıyorum. Okullar bölgesi olarak bahsettiğimiz yer geçiyor. Aynı zamanda Mühendisler Derneği'nin ve formenlerin olduğu bir bölge, yoğun bir bölge. Talebe bakımından, gençler bakımından. O bakımdan Ereğli'de çok büyük bir ihtiyacı karşılayacağına yürekten inanıyorum. En yakın zamanda buraya talip olan bir müteahhide ihale suretiyle, vermek suretiyle hizmeti açmayı planlıyoruz. Ereğli için şimdiden hayırlı olsun diyorum. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospuyuk, sahilde karaya oturan geminin kaldırma çalışmalarını ve belediyenin tadilat çalışmalarını yerinde denetledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destekleriyle yeni bir proje hazırladıklarını belirten Başkan Pospuyuk, büyük afette büyük zarar gören sahili Oya gibi yeniden işleyeceğiz ve yaz ayında festivallere, eğlencelere, diğer etkinliklere hazır hale gelecek. Yenileyeceğimiz sahil herkesi şaşkına çevirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Amfiteyatronun önündeki bu büyük gemiyi uzman ekipler geldi Alaa'da. Onlar parçalıyorlar. Tabii parçalama esnasında amfiteyatronda gölgelikleri dahil her şeyini kaldırdık. Mecburen bir alan lazım onlara. Alanımızı da kullanıyorlar. Başarılı bir operasyon devam ediyor burada. O anında temizlik işlemlerine başlandı. Büyük bir bölüm kaldırıldı. Tabii ki yüzeysel olarak baktığımızda sanki bu parçalar azmış gibi gözüküyor ama esas denizin altında büyük parçalar. 400 ton denizin altında malzeme var. Bu parça parça çıkarılıp tırlarla buradan sevk ediliyor. Belediye olarak tabii bizim de zararımız çok büyük ama üstesinden geleceğiz. Bütün gayretimizde sahil boyunu önümüzdeki yaza, festivallere hazırlamak için gayret ediyoruz. Büyük bir bütçe ama bu bütçeyi devletten sadece 7 milyon lira para geldi. Bunun haricinde harcamalar tamamen biz hallediyoruz. Tabii ki Allah razı olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi hiç bırakmıyor. İlk günden itibaren ekipleri burada. Şu anda bir proje çalışması yapıyorlar. Bizim ekiplerimiz de devamlı İstanbul'da birlikte çalışıyorlar. Proje çalışması öyle tahmin ediyoruz. Şubat'ın ilk haftalarında net hale gelecek ve ondan sonra süratle döşeme işlerine, üst yapı işlerine başlayacağız. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, Ereğli halkı adına yaptığı bu gayretler, yardımlar, destekler bizi hiç bırakmaması için şükranlarımızı özellikle sunuyorum. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. İnşallah Ereğli halkı yaz ayında burada rahatça dolaşacak. Yine festivallerini, eğlencelerini yine bu sahilde rahat bir şekilde yapacak. Bundan herkes emin olabilir. Çankırı Belediyesi kentin farklı noktalarına kurduğu ikram çeşmesiyle her gün yaklaşık 5000 kişiye ücretsiz çorba ikram ediyor.
biri Ahmet Yesevi Camisi bahçesinde sabit, diğeri seyyar olarak kentin farklı noktalarında hizmet veren İkram Çeşmesi ile gün boyu sıcak çorba içme imkanı sunuluyor. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşın gönlüne dokunan hizmetler sunmaya çalıştıklarını söyledi. İkram Çeşmemizde bugün çorba dağıtıyoruz. Özel günlerde, pazar alanlarında, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sınav zamanlarında, terminalde, buralarda İkram Çeşmemizden çorba dağıtıyoruz. Yazın nasip olursa da soğuk içecekler koyacağız. Vatandaşın gönlüne dokulan hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Bu ihtiyaçtı. Daha önce düşünmüştük ama nasip bugüneymiş. Afiyet olsun diyoruz. Yani çorbamız da gayet güzel. Halkımız da memnun. Tek seferde 2000 kişiye hitap edebilecek çorba ikramımız olacak. Tabii akabinde sürdürülebilir halde devam edecek. Gittikçe yenileyeceğiz. Şimdi 5000 kişiye kadar çorba verebiliriz. Başkanımdan Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Çeşmeden çorba aktığını ilk defa gördüm. Havalar soğuk olduğundan çok güzel sıcak sıcak çorba içiyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çorba çok güzel oluyor. Allah razı olsun yapanlar da yüklerden Karabük İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Filistinli çocuklara mektup yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Ödül törenine konuşmacı olarak Ramazan Kayan da katıldı. Programımıza sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamı ile başlamak istiyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Derneğimiz adına düzenlemiş olduğumuz bu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyoruz. Gazze, Filistin'deki menfur olaylarla ilgili farkındalık oluşturmak maksadıyla İmam Hatip okullarımızda okuyan öğrencilerimize yönelik Filistinli çocuklara mektup yazma yarışması düzenlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle katılım sağlayan tüm hazirine teşekkür eder, selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Hanzala'ya. Merhaba küçük Hanzala. Seninle paylaşmak istediğim birkaç şey var. Öncelikle nasılsın? Çok mu üzgünsün? Canın çok mu acıyor? Çok mu yordular seni küçük Hanzala? Çıplak ayakların bütün dikenlere ev sahipliği yaparken, minik ellerinle kocaman insanların kötü niyetlerini reddederken çok mu yoruldun? Onlarca, yüzlerce, binlerce insanın acıları omuzlarına çok mu ağır? Gazze'yi, Kudüs'ü, Filistin'i gündemleştirmeye çalışıyoruz. Gazze'de babalar gördüm. Enkaz arasında çocuklarının kemiklerini, organ parçalarını arıyorlar. Poşetlerine dolduruyorlar. Hiç olmazsa çocuklarımızın bir mezar olsun diye. Gazze'li anneler, babalar, ebeveynler Allah'a giderken poşetleriyle, torbalarıyla gidecekler. Ama torbalarının içerisinde şehit olmuş, parçalanmış olan yavrularının torbalarıyla gidecekler. Biz Allah'a hangi poşetlerle, hangi torbalarla gideceğiz? Geceniz mübarek olsun, Allah'a emanet olun. Şehitler ölmez, bilakis onlar dirilirler yazan ayet-i kerimede yaptırmıştık bazı şehit ailelerimize getirmek için. Karabük'ün Efran ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Çamyurt köyünde Mustafa ve Hatice P'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasına bir gün sonra ormanlık alanda ulaşıldı.
Uzat onu birkaç kuşlusun arkadan. Abi onu bir kişi daha var arkadan. Tayyip köyündeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Y'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Y'nin bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı adam kaybolduktan bir gün sonra ormanlık alanda bulundu. Git sola bir kişi daha girsin. Sağdan soldan. Ekiplerin zorlu arazi koşullarında ambulansa taşıdığı yaşlı adam kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu otomobil zarar gördü. Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'ndeki bir sitenin yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle duvardan kopan taş parçaları park halindeki otomobile zarar verdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri çöken duvarın etrafına şerit çekerek önlem aldı. Karabük'te bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karabük Mahallesi Çamlık Çıkmaz Sokak'taki müstakil bir evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında evin kömürlük kısmında hasar oluştu. Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki biri çocuk 4 kişi yaralandı. İŞİ idaresindeki otomobil Karabük-Ankara Karayolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü İŞİ ile yolcular HŞ, MÖŞ ve HŞ yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Rus turistleri taşıyan Astoria Grande gemisi Amasra'ya 2023-2024 turizm sezonunun son seferini 940 yolcu ve 420 personeliyle birlikte gerçekleştirdi. 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip kruvaziyer gemi sabah saatlerinde Rus turistlerin Karadeniz'de en beğendiği liman olan Amasra'ya yanaştı. Düzenlenen son seferiyle akın akın Amasra ilçesine gelen turistler şehrin tarihi sokaklarını doldurdu. Rus turistler Amasra'nın doğal güzelliklerini yakından görerek tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gün boyu Amasra limanında bulunacak gemideki yolculardan bazıları ise kafileler halinde Amasra'nın yanı sıra Bartın il merkezi ve Safranbolu'yu da gezme şansı buldu. Akın akın Amasra ilçesine gelen turistler şehrin tarihi sokaklarını doldurdu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kruvaziyer turizmiyle ilçeye gelen turist sayısının her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti. 2023 programının son seferiyle bir aradayız Astoria Grande gemimizle. Amasra için bu sezonda yine 940 yolcu, 420 personeliyle ziyareti bizi memnun etti. Son turumuz bu 2023 için söylediğim gibi. 2024 yılında da yine yeni gemilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Sürprizleri inşallah duyuracağız yakında kamuoyuna, Amasralı hemşerilerimize. Geçen yılı da 17 bin yolcu, 10 bin personelle tamamlamış olduk. Bu yönüyle de Karadeniz'de birinci, Türkiye'de 9. sıradayız. Amasra adına, Amasra esnafı adına, Batı Karadeniz turizmi adına bu çalışmayı büyüterek devam edeceğiz. Daha keyifli günler yaşayacağız limanımızda da. Aslında gemi içinde faaliyet gösteren acenta yolcularda memnuniyet anketi yapıyor. Ve çıktıkları seferlerde en çok beğenilen liman Amasra. Bunu aslında verilerden de görüyoruz. Bu sayede ağırladığımız yolcu açısından da Karadeniz'de birinci sıradayız. Büyük şehirlerin de bulunduğu limanlarla rekabet ettiğimiz düşünülürse Amasra açısından keyif ve gurur verici bir tablo bu. Giresun Ticaret Borsası'nın hazırladığı ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi çerçevesinde bu yıl Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine yönelik fındık tanıtım çalışmalarının artırılması hedefleniyor. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Türkiye'nin en büyük fındık ihraç pazarının Avrupa olduğunu söyledi. İlk kurgu projemizi Almanya'ya götürdük. Buradaki ihracat yapan ve yapma hevesinde olan firmaları Almanya'da birebir B2B görüşmeler yaptırdık firmalarla.
Biz Giresun Ticaret Borsası olarak fındığı daha fazla, özellikle Giresun kalite fındığını, Giresun kalite fındık olarak dünyanın başka ülkelerine daha iyi satmak için, daha iyi yerlerde daha iyi pazarlamalar yapabilmek için oralara proje geliştirip oraya götürüyoruz. Fındığı tanıtabilmek için ticaretini yapan herkes bir çaba sarf ediyor. Amacımız da dünyaya daha fazla fındık getirmek. Uzak ülke diye bir tanım kalmadı artık. Dünya artık bir köy gibi. O fındık bir yerde tüketilecek, tüketilmeli. Tüketilebilmesi için de bizim gidip oralarda o fındığı tanıtmamız gerekiyor. Bizim Brezilya'ya var ihracatımız, Kanada'ya var ama istenilen düzeyde mi? Hayır. Amerika çok açık bir pazar. Düzce'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen tır şoförüyle yolcu otobüsü sürücüsüne 609'ar lira para cezası uygulandı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Konuralp Mahallesi Beçi Sapağı mevkiinde duraktan yolcu aldıktan sonra manevra yapan ME yönetimindeki özel denetimli halk otobüsüyle tır sürücüsü S.A. araçlarını tehlikeli şekilde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Her iki sürücünün araç içi kameralarındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülere trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili diğer zorunluluklara uymamak suçundan 690'er lira para cezası kesti. Bu arada Belediye Zabıta Amirliği'nin otobüs şoförüne 500 tam bilet ceza verilmesi talebini İl Encümeni'ne ilettiği öğrenildi. Karabük May Kolej tarafından düzenlenen geleneksel sanat gecesi Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Taş Bina'da gerçekleştirildi. Bu seneki tema Türkçülük üzerineydi. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. May Kolej geleneksel sanat gecesine öğrenci ve velilerin yanı sıra Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve üniversitenin birçok farklı fakültesinden öğretim üyeleri katıldı. Kahret vatan! Düşmanını çeksin o memur zilleti. Etkinlikte geçmişten günümüze kadar gelen bütün Türk devletleri tanıtıldı. Türk büyüklerinin sözleri söylendi. Türk şairlerinin şiirleri okundu. Dede Korkut hikayesi canlandırıldı. Marşlar ve türküler söylenerek milli birlik ve beraberlik duyguları güçlendirildi. Vatanı uğruna şehit düşenler anıldı. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir haldir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Ben Türkmenim, Özbekim, Kazakım, Kırgızım ben. Azerbaycan Türkleriyle aynı kandanım. Karabük May Kolej Genel Müdürü Rafet Çelen gecenin sonunda yaptığı kapanış konuşmasında Edebiyat Zümresi Başkanı Banu Yeşiloğlu'na teşekkür ederken May Kolej olarak öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil sosyal alanda da gelişimlerine katkıda bulunmak için buna benzer etkinlikler yaptıklarını ve bunların bundan sonraki zaman diliminde de devam edeceğini dile getirdi. Gün doğdu! Hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Düzce'de ormanlarda yetişen ve Düzce kuzusu olarak bilinen kestane tezgahları süslerken pişirilmesinin püf noktalarını ise uzman anlattı. Düzce'nin ormanlarında yetişen ve köylüler tarafından toplanan kestanenin hasadı bitti. 1001 emekle toplanan kestane kilosu 180 liradan satışa sunuluyor. Kentte Düzce kuzusu olarak bilinen kestane lezzetiyle de her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Kestane satıcısı Şaban Ünlü, kestanenin pişirilme yöntemi hakkında da bilgi verdi. En iyi kestaneyi falsetesi olan falsete ile
olmayan bıçağıyla böyle bıçağıyla şöyle sırtından doğru böyle bir tarafı tek çizgi şekilde çizilir. Böyle çizildikten sonra kavururken o çizilen yerden ikiye ayrılır o. İkiye ayrılır. Gayet kabuğundan da çıkar. Halkımızda, tüketicilerimizde güzelce onu çayla beraber tüketebilirler, yiyebilirler. Peki evi kestane nasıl pişirir? Suda mı pişirir yoksa soba üstünde mi? Tavada, fırında. Fırında, birinci şık fırında. Fırında 150 derece, 170 derece civarında fırın açılır, ayarlanır. Ondan sonra fırında arada bir karıştırılır. Pişmiş olup olmadığını takip eder pişirenler. Piştiyse alınır. Ondan sonra biraz beze sarılıp da dışarıda bezle durursa kabuğu daha da güzel yumuşar. Güzel olur yani o zaman. Abi şu anda Düzce kuzu kestanesinin fiyatı 180 lira. Bir de Aydın'dan kestane geldi. Onun da fiyatı şu anda 250 arasında. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Özel hissetmek isteyenlerin tercihi ASD Şirketler Grubu ekonomi haberlerini sundu.